Bugün Bana Bak'la Londra'dayız. YouTube Space'e geldik. Benim için bir hayal gerçekleşmiş oldu böylece. O yüzden ben de bugün size biraz hem kendi hayallerimden hem de sizin hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizden bahsedeceğim. Böyle hayallerle uyumlu olsun diye biraz böyle renkli, biraz böyle rüya esintili böyle bir makyaj yaptım sizlere. Aslında çok da kolay bir makyaj oldu yani. Sadece iki renk kullandım gözlerimde. Renklerin uyumlu olması çok önemli bu tarz makyajlarda. Ve tabii ki kıyafetinizle uyumlu olması çok önemli. Eğer renkli makyajlar kullanmaktan çekiniyorsanız bunu kıyafetinizle kombinleyerek rahatlıkla aşabilirsiniz. Şimdi stüdyoya geçiyoruz. Bugün Londra'da YouTube Space'te Bana Bak'la birlikteyiz. Size Londra'dan sesleniyorum yani. Bugün buradayım ama bu serüven nasıl başladı, YouTube'a nasıl başladım, buraya nasıl geldim size biraz o hayallerimden, bu hayallerin nasıl gerçekleştiğinden falan bahsedeceğim. Şimdi YouTube'a nasıl başlamaya karar verdim? Bu benim zaten uzun zamandır istediğim bir şeydi. Çünkü ben de her yaşıtım gibi neredeyse YouTube izleyicisiydim. Sürekli izliyordum ve kendim de yapmak istiyordum. Fakat bir türlü vakit bulamıyordum falan derken derslerimin yoğunluğu sebebiyle stajımı bırakmak zorunda kaldım. O zaman da bir anda böyle büyük bir boşluğa düştüm. Alışmıştım çünkü yoğunluğa. Dedim hani bari hazır fırsat da varken ben kanala başlayayım ama kamera yok, ışık yok, hiçbir şey yok yani. Önce bir webcamle başladım çekmeye. Sonra bir iPhone 6 kamerası kullanmaya başladım ki onu da ödünç alıyordum yani, o da benim değildi. En son zarla zorla bir kamera almayı başardıktan sonra serüven daha hızlı aktı. Başlarken gerçekten hani seveceğimi biliyordum ama ne kadar büyüyebileceğinin o sevginin farkında değildim. Başladıktan sonra bayıldım. Çünkü mesela işin şey tarafını bilmiyordum tabii başlamadan önce. Video yapmaktı, montajdı, işte video hazırlamak neydi mesela onu bilmiyordum. Meğerse video hazırlamayı da çok seviyormuşum. Yani makyajdan ve güzellikten ayrı olarak video yapmayı seviyormuşum meğerse. Böyle yeni bir alanla daha tanışmış oldum yani. Ben hayallerimi bu şekilde gerçekleştirdim. Eğer siz de hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız size birkaç tüyom olacak. O zaman hemen başlayalım. Böyle gözlerinizi kapatın ve hayallerinizi aklınızda canlandırın. Böyle her detayına kadar incik cincik canlandırmaya çalışın. Çünkü bu hayallerinizi aklınızda somutlaştırmanız ve gerçekmiş gibi hissetmeniz için çok önemli. Mesela ne giyiyorsunuz o an? İlk kime söylüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bu belki de en büyük motivasyon aracınız olacak. Çünkü bir şeyi aklınızda gerçekleştirdiğiniz zaman sonrasında da daha ulaşılabilir, daha yapılabilir bir şey haline geliyor. O yüzden böyle hiç kendinizi durdurmadan, hiç çekinmeden her şeyi hayal edin. Canlandırın. Hayallerinizi mutlaka bir deftere yazın. Böyle hayal defteriniz olsun. Ve bence hiçbir filtreden geçirmeden yazın. Aklınıza gelen her hayalinizi mutlaka not edin ve ara ara açıp bakın. Çünkü hayatın koşuşturmacası içinde birden unutuveriyorsunuz, kopuveriyorsunuz yani o hayallerden ve kendinize tekrar tekrar hatırlatmanız gerekiyor. O şekilde bir defter bulundurmanız ve o defteri de gözünüzün önünde bulundurmanız çok önemli. Kasmayın, kendinize gerçekçi olmayan hedefler belirlemeyin. Hayallerinizi de en bana bak haliyle bırakın. Önemli olan sizin bu hayallerinize giderken ne hissettiğiniz. Siz eğlenerek gitmelisiniz. Fakat bahane bulmadan gitmelisiniz. Hayalleri gerçekleştirmek biraz emek istiyor tabii. Bir diğer önemli madde ki benim çok takıldığım ve çok desteklediğim bir maddedir. Size yapamazsın denmesine kesinlikle izin vermeyin. Çünkü potansiyelinizi ancak siz hayallerinizin peşinden koşarak belirleyebilirsiniz. Kız gibi koşun hayallerinizin peşinden. Kızlar yapamaz, kız başına nasıl yapacaksın falan diyenlere kesinlikle kulak asmayın. Her şeyi başarabilirsiniz. Tüm güce sahipsiniz. Onu kendinizde bulun yani.